Merhaba arkadaşlar, ben Hanif Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar, sizin de bildiğiniz gibi DGS sonuçları açıklandı. Artık tercih dönemi. DGS ile ilgili yorumlarımıza gelecek olursak arkadaşlar, 2018 DGS ile ilgili yorumlar ve tercihler ve sıralamalar. Tercihlerimizi yaparken nasıl yapacağız, neye dikkat edeceğiz? Bununla ilgili arkadaşlar uzun bir video çekmeye çalışacağım. Sorularınızın çoğuna cevap vermeye çalışacağım. Yine sorularınız olursa arkadaşlar, çok fazla soru geliyor, hepsine cevap veremiyoruz ama YouTube'dan ya da Instagram'dan bize sorularınızı sorabilirsiniz. Mümkünse arkadaşlar gönderilerin altına yorumlarınızı atarsanız daha net cevap verebiliriz. Şimdi 2018 DGS sonuçlarından anladığımız nedir? Önce onu anlatalım. Şimdi birincisi arkadaşlar, sınavdan çıktığınız zaman sınav zordu dediniz. Çok fazla bununla ilgili yorumlar geldi. Sonuçlar açıklandığında gördük ki sınavın o kadar da zor olmadığını gördük. Özellikle ben 2017 ayarında, bu sınav 2017 ayarında 2017'ye çok yakın bir sınav zorluk derecesi olarak söylediğimde çok tepki gösterdiniz. Hocam 2017'den çok daha zor bir sınav tarzında. 2017'ye yakın sonuçlar geldi. Sıralamalar özellikle ve puanlar 2017'ye çok yakın arkadaşlar. Hatta bazı sıralamalar 2017'den çok daha iyi. Yani bu demek ki aslında sınavın zor olmadığını gösteriyor. Yani yapamadık diyenler, demek ki yapanlar çok konuşmuyorlar. Yani ben şunu fark ettim. İyi yapanlar internette çok dolaşmıyor. Çok fazla yorum atmıyorlar. Sadece izliyorlar. Özellikle yapamayanlar, yani zorlananlar çok fazla yorum atıyor. Dolayısıyla herkes sınavın zor geçtiği kanaati oluşuyor herkeste. Ama aslında sınav zormuş belki ama yapmışlar, yani 2017 gibi gelmiş. Bu iyi bir şey mi? Tercihler açısından iyi bir şey. Tercihlerinizi yaparken 2017'yi baz alabilirsiniz. Gördüğümüz arkadaşlar tercihler ve sıralamalar 2017'ye çok yakın. Ayrıca 0.5 ham puan kuralına gelecek olursak, yani kuralın kaldırılması için çok mücadele eden arkadaşlar oldu. Kuralın baktığımızda çok fazla bir etkisi yok sıralamalara. Yani bu da demektir ki aslında yapamayanlar aslında belki de netleri çok da iyi olmayan arkadaşlar. Yani içlerinde istisnalar illaki var. 0.5 ham puan kuralına takılıp da netleri çok iyi olan birkaç tane arkadaşımız olabilir. Bunlar da istisna diyebiliriz. Yani aslında 0.5 ham puan kuralını çoğu ortalaması iyi olmayanlar takılmış olabilir diye düşünüyorum ben. Yani çok da bir etkisi olmadı sıralamalara. Ben gelen yorumları gördükten sonra sıralamalarda illaki oynamalar olacak demiştim. Artık öyle demiyorum. 2017'ye çok yakın sıralamalar var. Zaten örneklerde bunları göstereceğim. Ondan sonra tercihlerimizi nasıl yapacağız, ona değineceğiz. Şimdi örneklerimizi görelim. Elimizde şöyle bir örnek var. Benim arkadaşım bu. Sayısaldan 30 tane, sözelden 47 tane yapmış. Eşit ağırlık puanı 286,16. Başarı sırası 2843. 2017'ye bakalım arkadaşlar. Yani 2017'de de böyle mi? Bu şekilde mi? Bu 2017 DGS başarı sıralamalar arkadaşlar. Bir özel kurumun kendi içinde kazanan öğrencilerle ilgili yaptığı bir çalışma. Bunu benim web sitemden hanifhoca.com web sitesinden indirebilirsiniz arkadaşlar. Videonun altına yine link olarak atacağım. Bunu oradan indirebilirsiniz. 2017 yılında 286,028 ile bir eşit ağırlık öğrencisi 2522. sıradaymış. Yani sıralamaya baktığımızda eşit ağırlıktaki sıralaması 2522'ymiş ve hukuk kazanmış. Ücretli bir hukuk kazanabilir yani bu arkadaşımız. Ama bizim baktığımız neydi bu sene? Yani geçen sene aynı puanlı bir öğrenci 2500. oluyorken bu sene baktığımızda aynı puana sahip, 286 puana sahip bir öğrenci 2800. olmuş. Yani bu seneki sıralamalar çok daha iyi arkadaşlar. Yani daha iyi yapılmış yani. Netler daha iyi yani. Yani aynı puana giren çok daha fazla insan var. Yani 300 kişi daha fazla 286 ve üzeri puan almış. Demek ki bu seneki sınav o kadar da zor değilmiş. Aslında onu anlıyoruz. Başka bir örneğe bakalım.
Bu da yine benim arkadaşım. Saysal'dan 45'e 15 yapmış. 318,74 almış. Başarı sırası 746. Peki 2017'de bunun karşılığı ne? Ona bakalım. 2017'deki karşılığına baktığımızda 318 puanlı bir öğrenci 781. olurken 2017 yılında bu sene 318 puanlı bir öğrenci 746. olmuş. Yani puanların birbirine çok yakın olduğunu rahatlıkla buradan görebilirsiniz. Dediğim gibi şu listeyi arkadaşlar hanifehoca.com web sitesinden indirebilirsiniz. Şu listeyi hanifehoca.com web sitesinden indirebilirsiniz. Oraya attım. Oradan indirin arkadaşlar. Şimdi tercihlere gelecek olursak arkadaşlar, DGS tercihleri nasıl yapılır? Ne yapmamız lazım? Burada tahmini sıralamaları ben çıkardım arkadaşlar. Bunların içinde özeller var, devletler var. Yani hukuk için eşit ağırlıkçı bir öğrencinin en az 5000-5500. Sırada olması lazım. Tahmini sıralama, benim tahmini sıralamam bu şekilde. Puana göre yapacaksınız tabii ki. Sıralamalar açıklanmıyor ama sizin eğer sınav sonucunuzda mesela eşit ağırlıkta 2000'deyseniz hukuk size gelir. Ama bu devlet hukuk gelecek anlamına gelmez. Özel hukuk gelebilir. Yani devlet hukuklar 800 ile filan kapatıyor. 700-800. Sizin eğer eşit ağırlıktaki sıralamanız 500 ise devlet hukuk gelebilir. Ama eşit ağırlıktaki sıralamanız sizin mesela 1500 ise siz devlet hukuk gelmez arkadaşlar. Ama ne yapacaksınız? Yine yazacaksınız. Şansınızı deneyeceksiniz. Yine iç mimarlık için 90 bin arkadaşlar. Sıralamanız 90 bin ve öncesi ise iç mimarlık size gelebilir. Devlet ve özel karışık bunlar. İktisat 175 bin, beslenme 55 bin, fizyoterapi 38 bin, 40 bin arası arkadaşlar. Yani 40 bin filansa sizin sıralamanız veya 40 binden önce ise olabilir. Yani önce ise derken hani 30 binde ise sizin sıralamanız olabilir arkadaşlar. Endüstri mühendisi için yine 40 bin, gıda mühendisliği 40 bin, mimarlık için 25 bin ve öncesi, okul öncesi 35 bin, ilahiyat 32 bin ama İlahiyatta ilitamla ilgili arkadaşlar çok fazla kontenjan açıldı. Dolayısıyla ilahiyatta puanlar 32 bin değil de belki 50 bin, 60 binde filan bitebilir. Hemşirelik 20 bin, yine sağlıkta ilitamlar var. Bunlar etkileyebilir arkadaşlar. Çocuk gelişimi 110 bin. Yani bunlar önemli arkadaşlar. Bunlar önemli. Tercihlerimizi yaparken tabii ki sıralamaya göre yapmayacağız. Puana göre yapacağız. Peki nasıl yapacağız? Yani 2017 yılına yakın sıralamaların ve puanların olması iyi bir şey mi? İyi bir şey. Tercih yaparken zorlanmazsınız. Mesela DGS hukuk puanları yazarsınız. 2017'nin hukuk puanlarını alırsınız. Zaten puanlar ve sıralamalar birbirine çok yakın olduğu için puana göre tercih yaparsınız. Nasıl yapacağız hocam? Peki tercihimizi nasıl yapacağız? Mesela senin puanın diyelim ki 260. Sen ilk tercihine 280'lik bir okul yazacaksın. Neden? Yani 20 puan üstünden başlayın arkadaşlar. 20 puan üstünden aşağıya doğru inin. 280'lik bir okul yazın. Hocam gelmez. Ya gelmesin, önemli değil. Sonuçta 24 sonuç 30 tane, yani 24 YKS'deydi. 30 tane tercih hakkın var. 280'den bir tane yazarsın, 275'ten bir tane yazarsın, 270'ten bir tane yazarsın, 265'ten, 266'dan, 67'den, 65'ten, 64'ten, 63'ten bu şekilde arkadaşlar tercihinize yaklaştıkça çoğaltırsınız tercihleri. Instagram'da beni takip ederseniz orada sizin için sayısal, sözel ve eşit ağırlıkçılar için tercih aralıklarını, tercih puanlarını, hangi tercih aralığında neler yapmanız lazım? Bununla ilgili bir paylaşım yapmayı düşünüyorum. Oradan bakarsınız arkadaşlar. Yani puanınızın 20 puan üstü ve 20 puan aşağısını tercih edin. Yani 260 ise sizin puanınız, 280'e bir tane yazın, 275'e bir tane yazın, 270'e bir tane yazın. Sonra birer birer düşün. 268'e, 67'ye, 66'ya, 65'e bu şekilde, 260'a, 259'a, 58'e, 250'ye kadar birer birer, ikişer ikişer inersiniz. En son 245'e bir tane yazarsınız. 240'a bir tane yazarsınız. İlle yerleşmek istiyorsanız 235'e de bir tane yazarsınız arkadaşlar. Şuna dikkat edin. DGS'de tercih yapar ve yerleşirseniz arkadaşlar, gidip başlamasanız bile
puanınız kesilecektir. Buna dikkat edin. Dolayısıyla gitmeyeceğiniz bir bölümü asla tercih etmeyin. Sorularınız olursa videonun altına yorum olarak atın. Oradan size yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. DGS tercih süreci boyunca beraber olmaya çalışacağız. Hoşça kal.